Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, yeni bir açılım konusu ve yeni bir video ile karşınızdayım. Dün biliyorsunuz 5 Mayıs'tı ve 14 derecede Akrep Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşti ve aynı zamanda 5 Mayıs Hıdrelles'ti arkadaşlar. Geçen sene Hıdrelles ritüelleri ile ilgili bir video paylaşmıştım. Bu sene de çok isterdim ama çok yoğun olduğum için ne yazık ki fırsat bulamadım. Ancak böyle zaten akşama eve geldim. O zaman da tabii ki çok geçti. Evet, ama ne yaptım kendim için? Tabii ki her Hıdrelles'te olduğu gibi şöyle ritüellerimi gerçekleştirdim. Şöyle bir kesecik hazırladım. Bu kesede arkadaşlar neler var? İşte bir miktar pirinç koydum. Bu sene geçti belki ama seneye ne yapabilirim diye düşünen arkadaşlarım için olabilir. İçine pirinç koydum, bolluk bereket olsun diye. Lavanta tohumu koydum, aşk ve şefkat olsun diye. Aynı zamanda ada çayı koydum, kaya tuzu koydum. İşte nazardan, kötü niyetli insanlardan, negatif enerjilerden korunmak için. Ayrıca şöyle bir bozuk paramızı koydum ve dileklerimizle ilgili, yani kendi dileğimle ilgili, sizler de öyle yapabilirsiniz, minik böyle objeler koydum bütün sene onları hayatıma çekmek için. Umarım hepinizin dilekleri gerçekleşir arkadaşlar. Ve yoğurt mayaladım arkadaşlar. İşte nedir? Bolluk, bereket, işte birken bin olsun temalarını çağrıştıracak yiyecekler, yemek o gün için önemli ve kıymetli. Buna dikkat ettim. Evet, dedik ki 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşti ve arkadaşlar bu ay tutulmasıyla beraber aslında ruhumuzda artık bizim için bitmesi gereken şeylerin bitmesi gerektiğini, artık arkamızda bırakmamız gerektiğini anlatır ve direkt mesajı şudur aslında: değişim kaçınılmaz. Eğer bizler değişime direnç gösterirsek o kadar zorlanırız hayatımızda. Neyi bırakmamız gerekiyorsa artık bırakmamız lazım. Evet, o noktaya gelmek biraz zor olabilir ama gerçekten bakın o noktaya geldiniz mi ne kadar kendinizi huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Bugünkü konumuz ne? Dedik ya, daha çok ay tutulmaları, dolunaylar biraz daha ruhumuzu etkileyen, derinliklerini etkileyen konulardır. Ben de şu aklımızdaki kişilere bir bakalım istiyorum. Bilinç altında neler yatıyor? Yani özellikle şu anda ilişkisinde belirsizlik yaşayan, gitgeller yaşayan, sonunu göremeyen arkadaşlarım için bu karşınızdaki kişiler, partnerlerinizin bilinç altında ne yatıyor? Sizinle ilgili bilinçaltının en derinliklerine ulaşmaya çalışacağız. Sizinle ilgili düşünceleri, niyetleri ne, bir bakalım. Derin bir bilinçaltı okuması yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle iki destemiz var. Birinci destemiz arka uyum destesi ve üstüne 4 yapraklı yoncayı koyuyorum. İkinci destemiz ise sihirbazların tarot destesi ve şöyle bal kabağını koydum arkadaşlar. Tabii ki öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz arkadaşlar. Kaldım birden. Her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından benimle mesajla iletişime geçebilirler. Evet, burada aslında biz bilinçaltına bakarken, evet, sizinle ilgili durum ve düşünceleri nelerdir diye bakacağız. Aynı zamanda siz sürekli niye böyle yapıyor diye düşünüyorsanız onun bilgilerini alacağız. Yani neden böyle davranıyor? Neden netleşmiyor? İşte neden böyle gitgelleri var? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Ve seçemeyen arkadaşlarım şöyle bir videoyu durdursun. Seçtikten sonra devam edebilirler ve biz birinci desteyle başlayalım. Evet, 4 yapraklıyı seçen sevgili arkadaşlarım için bir bakalım. Bu aklınızdaki kişinin önce enerjilerine bir bakalım arkadaşlar.
birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin bilinçaltında en derin yerlerde sizinle ilgili enerjileri nelermiş bir bakalım bakalım. Çok güzel çıktı. Bu ne? Ay. Bir tane daha çekelim bakalım. Şimdi aslında bakacak olursak biraz böyle zaten kendi hayatında tam olarak nerede olduğunu bilemeyen birisi. Yani kendi hayatında yaşam amacını bulamamış, yolunu kaybetmiş, işte nedir kendi çevresinde, ailesinde sıkıntı yaşayan, bir aidetlik hissi gelişmemiş birisi diyebilirim. Aslında bu kişi çok büyük ihtimalle çevresinden sevgi ve şefkat görmemiş olabilir. Bu şekilde büyümüş olabilir. Anne baba ayrılığı yaşamış olabilir. Huzursuz bir aile ortamında büyümüş olabilir. Yani gerçek sevgiyi ve aşkı aslında tatmamış, şefkati bilmeyen, şefkatsiz bir ortamda büyümüş olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bazı insanlar sadece maddiyatla yapılan şeyleri ya da bir çocuğun ihtiyaçlarını gidermenin sevgi vermek, ilgilenmek olduğunu düşünüyor olabilir. Böyle bir ortamda büyümüş ama ne yazık ki tam anlamıyla bunu yaşamamış, bunu hissetmemiş birisi. Bundan dolayı da biraz sevgi gördüğünde, aşkı gördüğünde nasıl davranacağını bilemeyen birisi. Aslında burada şefkatli bağlantılarla beraber size karşı enerjilerinde yoğun bir sevgi, derin bir duygu var. Yani bilinçaltında sizinle birlikte olması gerektiğini, sizinle bütünleştiğini hisseden, bilen birisi. Ama bunun ne olduğunu tam anlamıyla bilmediği için bir saniye arkadaşlar izin istiyorum. Evet, tekrar geldik. Evet, yani daha önce görmediği bir şeyle karşılaşınca insan nasıl korkar arkadaşlar? Sanki bu şekilde bir korku var ve bundan dolayı aslında ne yapacağını şaşırmış ve burada bu desteği seçen arkadaşlarımızın büyük kısmında arkadaşlar araya başkaları girmiş olabilir. Üçüncü kişileri araya almış olabilir. Bunun sebebi ise sadece bu bağlanma korkusu, sevgiyle ilgili bu geçmişten gelen sıkıntılardan kaynaklı diyebilirim. Evet, ayrıca bu kişi de şöyle baktığımızda bir ikinci çakrayla ilgili bir sıkıntısı olabilir ve ikinci çakrayla ilgili sıkıntı yaşayan kişi de biraz böyle değişimden korkar. Huzursuzluk, böyle sürekli bir huzursuzluk durumu söz konusu olabilir. Depresyon yaşar. Öyle bir şey ki arzularını kontrol edememe durumu söz konusu olabilir. Yani size karşı istek ve arzularını kontrol edemiyor ve bundan korkan birisi var diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Enerjileri bu. Size karşı derin bir bağlantısı var. Derin bir hissediyor. Bir hisleri hissediyor. His hissediyor. İnşallah konuşacağım arkadaşlar. Ama bu onu korkutan bir enerji diyebilirim. Daha öncesi böyle bir şey yaşamamış. Bundan kaynaklı. Aslında bu enerjiler direkt neden böyle davranıyora cevap verdi gibi. Korku. Devam edelim. Hadi bakalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın. Ay, ilk kez izleyenler de diyecek ki bu kadın konuşmayı mı bilmiyor? Konuşturtmuyor arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Evet, kart attı. Bir bakalım. Aldık, kabul ettik. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin bilinçaltına bakıyoruz. Neden böyle davranıyor? Sizinle ilgili bilinçaltındaki düşünceleri neler?
Arkadaşlar bu desteği seçen arkadaşlarımda çok fazla bir gelgitler, belirsizlikler ve kararsızlıklar olabilir. Öyle bir durum hissettim. Çok yoğun. Ve kendini durduran birisi arkadaşlar. Şu an kartları açmıyorum ama acayip şekilde bu böyle bir enerji geliyor. Böyle bir enerji akıyor. Yani yapmak istiyor sanki iletişimi olmayanlar için özellikle adım atmak istiyor ama bir türlü eli varmıyor. Kendini engelleyen birisi var burada diyebiliriz. Şöyle açalım. Şimdi burada direkt bir akrep burcu var arkadaşlar. Oo. Bayağı bir burçlardan bahsedebiliriz. Evet, bir akrep burcu var. Ondan sonra aslan, aslan, yay ve koç burcu. Ayrıca balık, yengeç, akrep burcu. Evet. Burada ayrıca sizler için özellikle kadın izleyiciler için yani bu desteği seçenler kadın ise onlar için toprak enerjisi yoğun diyebilirim. Nedir işte Boğa, Başak, Oğlak burcu. İlla bu burçlar olmasına gerek yok ama bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler. Nedir bunlar arkadaşlar? İşte biraz daha işte risk almayı sevmeyen, toplum kurallarına uymayı seven, ayakları yere basan, işte nedir biraz daha böyle toplumun kabul edebileceği yolda giden veya bu tür ilişkiler yaşamayı isteyen, işte ciddi ilişkiler yaşamak isteyen diyeceksin ki başkaları ciddi olmayan ilişkiler mi? Hayır arkadaşlar, o değil tabii ki. Biraz daha toplum normlarında yaşamayı seven, biraz daha tutucu diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha tutucu yaşamayı seven kişiler olabilirsiniz ve öyle bir şey ki bu desteği seçen arkadaşlarım çok fazla böyle işte birisinin elini tuttuysa kolay kolay o kişinin elini bırakmayan kişiler. Aslında biraz böyle nedir? Belki bu kelimeyi sevmeyeceksiniz ama takıntı haline gelmiş. Yani bazılarınız için işte 3 ay geçmiştir hala görüşmüyor olsanız da o kişiyi düşünüyorsunuzdur. Bazılarınız için ise 3 sene, 4 sene hala geçmişteki kişiyi düşünme durumunuz söz konusu olabilir. Bu hepiniz için geçerli değil arkadaşlar. Sadece küçük bir bölüm için geçerli diyebilirim. Şimdi aklınızdaki kişiye bakacak olursak, bilinçaltında. Yani çok fazla bir korku. Yani burada zaten bakın direkt bir ölüm kartı geldi. Ölüm kartı şöyle bir şey. Yani hayatım değişir. İşte bir şeyler hayatım eğer bu kişiyle bir yola çıkarsam hayatım tamamen değişir. Yepyeni bir sayfa açmak zorundayım. Ve bu hayatım değiştiğinde ben ne kadar bundan memnun olacağım? Bakın neden böyle davranıyor? Neden dengesiz davranıyor? Sevmiyor mu? Hiç mi sevmedi? Sevmiyorum arkadaşlar, seviyor. Her şekilde bakın size karşı bilinç altında da sevgisi olduğunu, duygusu olduğunu görüyoruz. Var yani. Eğer burada direkt işte bilinç altında sizinle ilgili duyguları ne desek seviyor mu? Kesinlikle seviyor. Ama ve lakin bu sevgisini, duygusunu açıklamıyor. Açıklamamama sebebi ise burada direkt bir değişimden ve dönüşümden korkan birisi, aşktan, sevgiden korkan birisi. Büyük bir ihtimalle bir kısmınız için bu aklınızdaki kişi geçmişte sevgiyle sevgi eşittir işte farklı denklemler, negatif de şeylerle denklem kurduğu için
Bu sevgiden korkuyor olabilir. Bir kısmınızınkisi gerçekten gerçek sevgiyi görmediği için, tanımadığı için. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaştığı için bir geri çekilme, hayatının değişmesinden korkmak ki burada da yine bir savunma durumuna geçiyor. Yani bu sevgi beni değiştirir, bu sevgi beni dövüştürür. Bir kısmınız içinse şu durum geçerli olabilir. İşte konforlu bir alanı vardır, işte kendi düzeni vardır. Hatta bazılarınız için üçüncü kişiler durumu söz konusu. O üçüncü kişilerin olduğu yerde rahatı çok yerindedir. Ve bu rahatı bozulsun istemeyen kişiler olabilir. Ama şöyle de bir şey var, yani öyle bir şey ki, siz ona muhteşem geliyormuşsunuz. Yani bilinçaltı bunun farkında. Yani siz ona bir şekilde hem maddi hem manevi anlamda bolluk enerjisini getiren, kendisini rahat hissettiren, aslında rahat hissettiren derken yanlış bir kelime oldu. Yani bir şekilde hayatında bolluk enerjisini getiren birisiymişsiniz. Ve nasıl bir şey diyeyim? Sizin çok farklı olduğunuzu, ona böyle sadece ona değil etrafınıza da yardım eden birisi olduğunuzu düşünen birisi diyebilirim. Şimdi bilinçaltında öyle bir şey ki bir kısmınız için geçmişte bu kişi ilk başta biraz daha böyle tensel yaklaşım yaptıysa, bilinçaltında hala sizinle ilgili tensel olarak arzuları olduğunu söyleyebiliriz. Arzuların yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada arzular biraz daha aşağıdan şövalye olarak geliyor. Duygularsa kral olarak geliyor arkadaşlar. Evet, kral, king yani. Kesinlikle duygusal olarak bir artist söz konusu. Evet, ilk başta işte sizi beğenmiştir, güzel bulmuştur, fiziğinize hayran kalmıştır. Ama sonrasındaysa duyguların çok yükselmesi bu kişiyi korkutmuş diyebiliriz. Evet, halihazırda burada yine bir üstüne basa basa tekrar duyguları olduğunu söylüyor bize kartlar. Size karşı duyguları var ama bunu düşünmek istemiyor arkadaşlar. İstemiyor ve şunu düşünüyor. Neden ben onu sürekli düşünüyorum? Sürekli neden düşünüyorum? Böyle bir durumu var. Düşünmek istemiyor ama aklından çıkmıyorsunuz. Bu önemli bir detay ve onun için muhteşemsiniz. Şu anda, şu sıralar, bugünlerde arkadaşlar onun gözünde iyice yükselmişsiniz diyebilirim, yıldızlaşmışsınız diyebilirim. Size karşı olan duyguları, tutkuları artmış. Bir kısmınız gerçekten kendi hayatınıza bakıyor ve belki de daha güzelleştiniz, daha çok kendinize bakıyor olabilirsiniz. Bu da onun dikkatini çekiyor olabilir ve gerçekten sizi çok fazla beğeniyor, istiyor diyebilirim. Şu sıralar özellikle gözünde bir iyice güzelleşmişsiniz. Ama burada bir amamız var. Bir şeyler bekliyor. Bilinçaltında çok ilginç arkadaşlar. Mesela istemiyor, istemiyor, reddediyor, inkar, inkar, hep bir inkar var. Sizinle ilgili hep bir savunması var. Ama yakın gelecek ve gelecekte ise, çünkü burada bir değnek şövalyemiz var, bir kupa kralımız var. Yani bu tutkuları, duyguları öyle bir artacak ki adım atmak zorunda kalacağını, size istediğinizi vermek zorunda kalacağını kendi de söylüyor, itiraf ediyor ama bir şeyler olsun diyor. Yani bir şey olsun öyle. Şu an bir şeyleri bekletme enerjisinde, çok merak ettim neyi bekliyor? Çok güzel. Şimdi neyi bekliyor biliyor musunuz? Aslında sizden bir ışık bekliyor. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Siz bir adım atın vesaire. Tarot'ta sizin çünkü rehberlik aldıktan sonra yapacağınız her şey bu
kartların şu açılımın sonucunu değiştirebilir. O yüzden bu demek değil. Yanlış anlamayın. Burada beklemeye aldığı şey ne aslında? Biraz daha kendi içine dönmek istiyor. Biraz daha güçlenmek, tam emin olmak istiyor. Dedik ya, bilmiyor bu duyguyu, sevgiyi bilmiyor. Biraz daha bunun ne anlama geldiğini çözmek istiyor ve şunun hesabını, kitabını yapıyor. Diyor ki, ben ona bir teklifle gitsem, ki bu teklif biraz daha böyle şeytanca diyebilirim. İşte nedir? Biraz daha işte tensel arzuların artmasından kaynaklı sizi, daha doğrusu baştan çıkarmak için bir teklifte bulunacağını söylüyor, düşünüyor. Bilinçaltında böyle bir durum var. Ama siz acaba ona karşı böyle bir kapıları kapattınız mı? Burada aslında onun beklemeye alma sebebi, adım atacak, kesinlikle atacağım diyor burada bilinçaltında. Ama sizin biraz daha işte ona adım attığında evet deme raddesine gelmenizi bekliyor. Bu kadar. Yani siz biraz daha onsuz kalın, o biraz daha sessiz kalsın. Ve işte nedir? Ben adım attığımda, ya evet ben de bu adımı bekliyordum, hoş geldin demenizi, enerjisine gelmenizi istiyor aslında. Bunu bekliyor. Çünkü reddedilmekten çok korkan birisi. Reddedilmek istemiyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı. Ve ondan sonra diyor ki, ben zaten ona hak ettiğini vereceğim. O çünkü çok değerli. Bilinçaltında çok değerlisiniz onun için. Zaten imparator enerjisindesiniz. Muhteşemsiniz. Ama arkadaşlar, bu kişi daha olmamış. Olamamış diyebiliriz. Duyguyu bilmiyor, aşkı bilmiyor, sevgiyi bilmiyor. Bundan korkuyor. Bundan dolayı da duvarlar örüyor ve bundan dolayı da zaten böyle bir kere iki kere gidip gelmiş olabilir ve bir türlü ilişkiyi netleştirememiş olabilir dedi kartlarımız. Şimdi düşünceleri bunlar arkadaşlar, sizinle ilgili. Bir de Rumi'den mesaj alalım birinci deste için. Bakalım Rumi ne diyecek. Aslında Rumi'den direkt bilinçaltında sizinle ilgili olası geleceğe dair enerjilerin, hep ona bakalım. Evet. Birinci destenin aklındaki kişinin bu desteği seçen arkadaşımla ilgili bilinçaltında olası gelecekle ilgili enerjileri ne? Evet, burada da bir Koç burcunu gördük. Şimdi aslında arkadaşlar, burada dedim ya, kendisinde bir korku durumu var. Yani cesaret bulamıyor. Yani çok ilginç zaten, kartlarla ne kadar uyumlu çıktı aslında. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Kendisini fethetmemiş zaten. Burada bir kendi iç dünyasına dönecek, işte bir düşünce geçecek dedik ya. Burada da böyle bir durum söz konusu aslında. Ve yani cesaretle ilgili sıkıntısı var diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bu durum devam edecek birinci deste için ve ruhsal güç bulması gerekiyor. Böyle bir durum var. Ayrıca burada İmparator kartı devreye giriyor arkadaşlar. Bir adım olabilir. Şimdi bir adım olabilir. Ve Mevlana şunu der: İmparatorun başındaki taç gibi ol der. Burada Rumi kartlarımızda aslında Mevlana ruhsal arayış içindekilere kralın ayak izinin bastığı yerin tozu kadar alçak gönüllü ve aynı zamanda imparatorun başındaki taç gibi olmalarını öğütler. Nedir? Burada biraz ego olabilir. Zaten ne dedik en son kartta? Sizin yani reddedilmekten korkan birisi, reddedilmeyi kaldıramayacak birisi egosundan dolayı ve işte
Öyle bir zaman gelsin ki o adım attığında siz reddetmeyin. Bunu bekleyecek birisi demiştik. Biraz dediğim gibi zaman yönetiyor. Böyle bir durum söz konusu. Strateji yapıyor, zaman yönetiyor. Ve bu kişi de egemen olamadığı, hüküm kuramadığı konularda biraz sıkıntı yaratan ve bu durumdan kaçan birisi arkadaşlar. Evet. Burada çok ani bir değişim, dönüşüm durumu söz konusu olabilir. Bazılarınız için aniden, birdenbire gerçekleşecek durumlar var. Sanırım arkadaşlar şöyle bir durum var. Birinci destede bu kişi reddedilmekten korkuyor. Kafasındaki sizinle ilgili olası gelecek senaryosunda reddedilmekten çok korkuyor. Ve bunun acısına katlanmak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sizden kaçmasının sebebi, sizinle iletişim kurmamasının sebebi veya dayanamayıp gelip sonra tekrar gitmesinin bir barışık, bir küs olmanızın sebebi ayrılırsam, o beni terk ederse ben bu acıya dayanamam. Ve geleceğe dair de bunun senaryosu var bilinçaltında arkadaşlar. Bunun değişmesi ve dönüşmesi, şifalanması çok önemli. Bu değişmeden, dönüşmeden, şifalanmadan bir yol, sağlıklı bir yol izleyemezsiniz bu kişiyle sevgili birinci deste. Devam edeceğiz bir saniye. Evet arkadaşlar, pencerenin önünde araba yanaşıyordu ediyordu. Dıt dıt sesi çıkmasın diye durdurdum. Şimdi evet, şimdi arkadaşlar, normal danışmanlıklarımda da ben gerçekten dişil karakterlerin bilinçaltını okumak çok çok rahattır. Çünkü netlerdir. Eril karakterlerde biraz daha böyle bir öyle bir böyle durumları söz konusu olabilir. Evet, durum bu şekilde bilinçaltı. Pekala, hepimizde bir değişim ve dönüşüm söz konusu olur arkadaşlar. Enerjiler sürekli değişkendir. Buraya ben tekrar kart çekmek istiyorum. Burada bir şifa durumu söz konusu olacak mı? Durum ve olaylarda değişim söz konusu mu? Ay çok güzel. Harika. Gördüğünüz gibi sizin gözlerinizin önünde çekiyoruz kartlara. Şimdi evet arkadaşlar, bu kişi de yavaş yavaş bir değişim ve dönüşümden söz edebiliriz. Burada bunun sebebi ise size karşı olan gerçekten bitmek bilmeyen bir durum. Yani size hayran. Sizde her şeyi bulmuş aslında. Sizde sadakati bulmuş. Sizde öyle bir şey konuma koymuş ki sadık bir eş. İşte bu kişiyle evlenilebilir. Bu kişiden şefkat görebilirim. Hatta sizin bir kısmınız için aklınızdaki kişi sizinle ilgili altıncı hislerine çok güveniyorum. İşte onun söyledikleri çıkar. Onun söyledikleri aslında doğru gibi bir inancı da var bilinçaltında sizinle ilgili. Aslında sizinle uyumlu. Sizinle bir araya geldiğinde zaten bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet uyumlu, gayet güzel bir şekilde gidiyor. Burada Aşıklar kartında Rumi'de zaten Leyla ile Mecnun tasvir edilmiştir arkadaşlar. Mevlana bu çift için ne demiştir biliyor musunuz? Mabetteki aşıklar sevgilinin yüzünün dokunuşuyla yanan pervaneler gibidir. Pervane burada şeyi anlatıyor arkadaşlar. Hani şeyler vardır ya, Yusufçuk, böyle uçan böcekler, onları anlatıyor. Yani aslında evet, burada bir şifa durumu olacak arkadaşlar. Bir değişim ve dönüşüm yaşayacak. Öyle şaşıracaksınız ki bu kişi sizin etrafınızda pervane olacak diyebilirim. Evet, ve aynı zamanda herkes sevgisini, aşkını farklı gösterir. Aşkın binlerce tane dili vardır. Bu biraz sizin istediğiniz gibi göstermeyebilir. Ama önümüzdeki zaman zarfında kendi içindeki değişim ve dönüşümünü yaşadığında bu kişi gereken ilgiyi size gösterecek. Evet, ama şöyle bir şey, hep bir amayla var.
Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir. Burada bu mesaj size. Sevgili arkadaşlar, burada anlatılmak istenen, arkadaşlar, biraz bu kişi sizin etrafınızda dönmeye başladığında sizler hemen böyle ne diyeyim, yelkenleri suya indirmeyin. Hemen bir şeyleri geçmişte yapılanları hemen üstünü örtmeyin. Burada zaten bir kısmınızın kalbi değişmiş arkadaşlar. Eskisi gibi körü körüne bir şeylere inanmıyorsunuz. Yok o eski saf 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 böyle, hatta saptirikçe her şeye inananlar yok burada. Bunu görüyoruz zaten. O yüzden arada kalmayın arkadaşlar. Ne yapın? Bu kişi geçmişte size yanlış yaptıysa, evet, size geldiğinde de ama bunu burnundan fitil fitil getirin demek değil bu kesinlikle. Ha, bir daha görüşmeyecekseniz getirebilirsiniz. Ama bunun size bir faydası olmaz. Sadece geçmişte onun size yaşattıklarının sizi ne kadar kırdığını, ne kadar üzdüğünü, bir daha asla böyle bir şey yaşamak istemediğinizi ve eğer böyle bir durum olursa da son olacağını bir şekilde ortaya koymalısınız arkadaşlar. Pekala, bu kişi size ne söylemek isterdi? En son ona bakalım. Biraz birinci deste zor. Ben kararsız, kararsız. Gelmek istiyorsun. Gel, tamam. Geldi. Aldık, kabul ettik. Aslında birçoğunuz da bu kişiyi tanıyorsunuz. Yani biliyorsunuz böyle olduğunu da. Ellerim ayaklarım tutmuyor ya Rabbim. Nasıl bir enerji birinci deste. Ömrümü yediniz. Şimdi şöyle baktığımızda çok güzel mesajlar verdi. Beni bir tek sen anlıyorsun demek istermiş. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Benim yolum senin yolun. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı, varlığına şükredişimsin. Ve çok güzel. Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın, seni seviyorum demek istermiş ki zaten burada sevgisini gördük. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki. Ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor. Evet arkadaşlar, birinci destenin okuması bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu açılımın katkıları, hediyeleri nelerdir diyoruz. Ve beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Evet, geldik ikinci desteye. Sihirbazların tarot destesini seçen arkadaşlarıma, yani bal kabağını seçen arkadaşlarıma. Tabii önce ne yapıyorduk? Enerjilere bakıyorduk. İkinci desteyi seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin bu desteyi seçen arkadaşlarıma ilgili bilinçaltında düşünceleri, duyguları nelerdir? Ve neden şu anda bilinçaltında, neden bu ilişkiye dair, bu bağlantıya dair bu şekilde davranıyor. Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz. Aha, bu kadar olmaz ama ya. Bakar mısınız? Şefkatli bağlantılar. Hadi sonları da iyi gelsin. Tatlışko. Çok güzel geldi enerjiler. Bu kadar güzel enerjilerim varsa demek ki bir sıkıntı var ki benim izleyicilerim, takipçilerim bu videoyu izliyor. Neden böyle davranıyorsun? Aslında cevabı biraz 7. çakra ile ilgili diyebiliriz. Hadi bakalım. Güzel açtık enerjileri. Devamı da güzel gelir inşallah diyorum. Hadi bakalım.
bu açılımanın, bu okumanın bize katkıları nelerdir diyelim. Güzel enerjileri çekelim. Arkadaşlar bir şey paylaşmayı unuttum. Keşke videonun başında aklıma gelseydi. Neyse sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Bir yerde şey okudum. Hıdrellez gecesi, 5 Mayıs gecesi tuzlu yiyip yatarsanız, niyet ederseniz rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görürmüşsünüz. Tamam mı? Çok ilginç bir şey yaşadım. Ben aslında Nescafe içip yattım arkadaşlar. Tatlı. Ama arada kalktım. Dolaptan böyle zeytin yedim falan. Zeytin de tuzlu. Ama bu benim çok dikkatimi çekmişti okuduğumda. Ve gece evet gördüm ve şaşırdım. Yani bilmiyorum artık, hayırlısı olsun diyorum ve şaşırdım. Sabah uyandığımda baya bir şaşkın bir şekilde uyandım diyebilirim. Evet sevgili ikinci deste, neler oluyor? Allah yardımcınız olsun. Bunun nasıl bir bilinçaltı var, hiçbir şey diyemeyeceğim. Amanın. Şimdi burada direkt bir balık burcu diyebiliriz arkadaşlar. Balık, yengeç, akrep, ikizler, terazi, kova veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişilerden bahsedebiliriz. Şimdi bir defa enerjilerine baktığımızda size karşı yani çok derin bağları olduğunu söyleyebiliriz. Derin duyguları var, sevgisi var, aşkı var. Öyle ki yani sizinle mutlu bir aile kurmak istiyor. Yani aile dediğinde siz aklına geliyorsunuz diyebilirim. Bu kadar enerjileri yüksek ve ama işte bu kişi de sorun ne dediğimizde bir 7. çakra sıkıntısı var arkadaşlar. 7. çakra genelde ruhsal varlığımızı ve dünyayı insan olarak deneyimlememizi temsil eder bu çakra. Bu çakra dengede olduğunda aydınlanma kanallarımız ve spiritüel bağlarımız açık demektir. Özbenliğimizi ve yaşam amaçlarımızı buluruz. Anda yaşamaya başlarız. Ve burada en çok bu çakrayı bloke eden enerji ise dünya malına aşırı bağlılıktır. Bu kişi de biraz böyle dünya malına aşırı bir bağlılık geliştirme durumu söz konusu olabilir. Bu kişi hayat amacını şaşırmış olabilir. Pusulası dönmüş arkadaşlar. Öyle bir şey ki biraz şu anki enerjilerde ve yakın gelecekteki enerjilerde burada ben çok yüksek oranda iletişiminiz yok. Yani bu desteği seçenler iletişiminiz yok ve hatta çok kötü ayrılmış olabilirsiniz. Eğer iletişimi olanlar seçtiyse bence birinci desteği izleyin. Çünkü aşırı burada neredeyse %98'e yakını iletişimi olmayan arkadaşlar ve çok kötü bir ayrılık durumu söz konusu olmuş olabilir ve bundan dolayı da çöküntüde. Ay ne yalan söyleyeyim, acıyamayacağım sevgili arkadaşlarım. Beter olsun diyorum sizler için. Abi burada şey diyemeyeceğim. Sevgi kelebekçiği falan. Ay, iyi düşüneyim, iyi düşüneyim. Düşün nereye kadar diyeceğim. Ama o düşünüyor arkadaşlar. O sizi düşünüyor. Sürekli düşünüyor. Bir kısmınız için bir takip etme durumu söz konusu. Diyeceksiniz ki iletişimimiz yok. Engelliyiz falan. Durumları olanlar için şey diyebiliriz. Fake hesaptır, birisinden haber almadır, gelip geçme, çalıştığınız yer, ev barktan, oralardan, sokaklardan falan bu kişi sizi izliyor arkadaşlar. Bir şekilde bilgi alıyor ve merak ediyor. Acayip derecede merak ediyor. Bilinçaltına baktığımızda ne var arkadaşlar biliyor musunuz sizinle ilgili düşüncelerinde? Kendim ettim, kendim buldum. Böyle bir enerjisi var. Çok kötü. Yani çok kötü. Burada bir kısmınız aldatılmış olabilir. Araya birilerini sokmuş diyebiliriz. Burada sizinle ilgili mantığı kabul etmeyen bir durum var arkadaşlar. Bir kısmınız için imkansız bir aşkmış diyebilirim. İşte statü farkı, aile farkı, kültür farkı, ilişkilere bakış açısı, yaş farkı.
İşte seviye farkı artık ne algılarsanız algılayın veya biriniz evlidir, biriniz değildir. İmkansız bir aşk durumu söz konusu olmuş olabilir. Bu kişi bilinçaltında bir yandan sizinle imkansız olduğunu düşünürken bir yandan da sizsiz yapamayan, sizin şefkatinizi, ilginizi muhtaç olduğunun farkında. Bilinçaltında diyor ki ya onunla yaşadıklarım gibisi yoktu. Ona hissettiğim gibi bir duyguyu başka birisine hissetmedim. Bunun farkında ama arkadaşlar böyle bir yani çok karışık bunun hayatı. Yani bunun hayatının herhangi bir noktasında olmak ister miydiniz bilemiyorum. Bilinçaltı da karma karışık. Çok net onu söyleyebilirim. Bu kişinin hayatında üçüncü kişiler bile olsa şu anda o kişileri de aldatıyor olabilir. Bir aldatma, aldatılma, bir şeyleri yapamama, edememe. Aa çok kötü. Bilinçaltında da hadi bir yol alayım, bir yere gideyim. Aa, o yola da gidemiyor. Böyle bir karma karışık ve sizinle ilgili düşüncelerine baktığında çok ilginçtir ki aynı şekilde şey diyor. Acaba o başkasına gitti mi? Beni aldatıyor mu diye düşünüyor. Sana ne diyoruz biz de ona? Ki iletişiminiz yok. O da hayatına birini almış olabilir. Bir kısmınız için ki çoğunluğunuz için ama arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Gerçekler acıdır. Evet. Sizin hayatınıza birisini aldınız mı? Bunu merak ediyor. Sizinle ilgili planları, projeleri var diyebilirim ama bunları askıya almış düşüncelerinde. Biraz daha sizi anlamak, sizin hayatınızda neler oluyor, bunu bir çözmek istiyor ve şunu yapmak istiyor arkadaşlar. Ya onunla bir yere ya da onunla ilgili bir adım atarsam, onunla ilgili durumumuzu ilerletmek istersem sorumluluk almak zorundayım. Yani siz bunu getirmiş olabilirsiniz sol konuşmanızda, tartışmanızda. Bunu biliyor, bilinçaltında da diyor ki ben bu sorumluluğu alabilecek güçte ve kuvvette miyim? Bunun sorusu var. Ama sizin şefkatinizi özlüyor. Sizin sıcaklığınızı özlüyor. Şimdi şöyle baktığımızda duygular iyice karma karışık. İsminde MN, A harfleri olabilir arkadaşlar. Bu çok yoğun baskın geldi. Evet ben onun kalbini kırdım. Kalbini paramparça ettim. Ama benim de kalbim kırık diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet, adım atmak istiyor. Sizinle yeni bir sayfa açmak istiyor. Bilinçaltında da bunu gerçekten çok yapmayı istiyor. Ama bunun için biraz daha mı durmalıyım, beklemeli miyim diyor. Bu dolunayla beraber arkadaşlar enerjiler çok değişmiş. Sadece şeyden korkuyor. Adım atarsam reddedilir miyim? Böyle bir korkusu var. Ama ben burada %80'inize yakında bir adım atma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Bilinçaltında bu oluşmuş. Çünkü çok yorulmuş ya. Ay, gerçekten keşmekeş bir hayat, keşmekeş bir bilinçaltı, birbirine girmiş her şey, ihanetler vesaire, yalan dolan. Burada bakın, düşünceler o kadar karma karışık, duygularsa daha böyle nasıl diyeyim? Güzel, karanlık ve aydınlık diyebilirim. Ha aldatma var burada var ama yeni bir sayfa açmak. Biraz daha içine dönmek. Ve içine döndüğünde ise burada sizinle daha derin olduğunun farkına varmak zaten şefkatli bağlantılar da burada çıktı. Şimdi neden böyle yapıyor diye baktığımızda. Çünkü böyle gelmiş. Hayatını böyle yaşamış birisi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zaten bu kişi günübirlik ilişkiler yaşamış birisi olabilir. Bunu siz de biliyor olabilirsiniz. Çok çapkın olabilir. Hayatında şu ana kadar bir anlam, bir yol, bir pusula doğrultusunda gitmemiş, bir yön bulamamış birisi olabilir. Bundan dolayı da biraz sıkıntı yaşamış. Yani böyle daha çok işte çapkın birisiyken burada farklı bir çok derin bir bağ bulmuş. Hatta bir kısmınız için ruh eşi bağlantısı bile olabilir. Ve bu şekilde gidip gelmesinin, bu belirsizliği yaratmasının sebebi ise
aranızdaki fark olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum, hepinizin hikayesinde farklılıklar farklıdır. Aranızdaki farklılık her ne bilmiyorum ama bu farklılığın imkansız kodlaması bilinçaltına yerleşmiş. Burada ne onunla olabilirim ne de onsuz olabilirim ikileminde kalan bir aklınızdaki kişi var. Ama adım atacak. Atarsa ne olacak? Bir de ona bakalım. Ama öncesinde Rumi ne diyecek? Sizinle ilgili mesajı ne? Bir bakalım. Önce 3 tane kar seçelim. Rumi'nin ikinci desteğiyle ilgili mesajı ne olacak? Sonra da bir olası bilinçaltında sizinle ilgili olası geleceğe dair enerjiler neymiş bakalım. Evet, burada dinarların altılısı çıktı arkadaşlar. Dinarların altılısı burada der ki Yakut Rabbimizin sadakasıdır der. Aslında burada yani bir yardım daha söz edebiliriz. Hem de zamanında gelen bir yardım. Burada işte birisinin destek olması durumu söz konusu olabilir. O kişiye işte çevresindeki birisi ilişkiye dair bir akıl fikir verebilir. Bir kısmınız içinse yukarıdan gelen, Rabbimden gelen bir yardımdan, bir destekten bahsedebiliriz burada. Aynı zamanda arkadaşlar bu kişi adım atacak dedik ya, bir hediye ile de gelme durumu söz konusu olabilir bir kısmınız için. Evet, şimdi şöyle baktığımızda dedik ya, bu kişi zaten yönünü kaybetmiş. Hayat amacını çok da bilmeyen, biraz da zaten şu anki durumlarda mutsuz olan birisi. Aslında burada kupaların dörtlüsü Rumi de der ki bu dünyanın geçici ilişkilerinden, olaylarından ve durumlarından kalıcı herhangi bir mutluluk ummayın der. Ruhlarımız ölümsüzdür ve ancak ölümsüz bir ebedi olan gerçek tanrısal varlığımızın farkına vararak mutluluğu yakalayabiliriz. İşte burada o da zaten böyle depresyondaydı, sıkıntıdaydı. Biraz içine dönüp aslında bunların farkına varacak. Çünkü enerjilerde sizinle ilgili derin bir bağlantısı olduğunun farkına vardığını söylemiştik. Hayatından hoşnut değil zaten, bunu da söyledik. Keşmekeş bir durumda, bilinçaltı da keşmekeş bir durumdaydı. Biraz depresyon durumları söz konusu olduğunu Rumi de bize söylüyor. Ve kılıçların iç oğlanıyla beraber zaten dedi ki adım atacak. Bilinçaltında da yine Rumi'nin mesajı bize bir adım atma durumunu bize anlatıyor, gösteriyor diyebilirim. Evet, sessizlik zamanı artık geçti diyebiliriz. Biraz daha böyle adım atmaya, biraz daha durumları canlandırmaya, yeni bir sayfa açmaya diyebiliriz arkadaşlar. Bu dönemde ama önemli olan bir şey var. Bu kişinin bilinçaltında sizinle ilgili bir söz, bir laf gitmiş olabilir. Gerçek olmayan, doğru olmayan bir laf gitmiş olabilir. Bu konuyla da ilgili bir bakın bakalım. Belki adım attığında, barıştığınızda bununla ilgili bir konu, mevzu açılabilir. Hadi bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin bilinçaltında sizinle olası ortak geleceğine dair enerjiler nelermiş? Aslında çok ilginç. Enerjiler birbirine çok yakın arkadaşlar. Birinci deste de neredeyse bu şekilde çıktı. İkinci deste de bu şekilde çıktı. Evet. Şimdi bilinçaltında okuduğumuzda burada ne diyor? Allah en kutsal yüce kadehinden
tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Yani şurada baktığında sizinle bir olmak istiyor. Zaten sizinle iyi vakit geçirmiş, sizi unutamamış aslında. Ve yani burada sizinle mutlu bir sona ulaşacağını düşünüyor arkadaşlar. Bilinçaltında bu var. Öyle ya da böyle. Bilinçaltında sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor olma ihtimali çok yüksek ve yakın zamanda size bir adım atma ihtimali de yüksek. Zaten bu da çıkmıştı kartlarda. Yani sizinle mutlu bir son istiyor. Patron mutlu son istiyormuş arkadaşlar ve kupaların sultanı evlenilecek kadınsın. Yani bana sadık olacağından emin oldum. Kendi çok sadık ya. Sadık bir eş olabilir. Gerçekten uyumlu, evini çekip çevirebilecek, eş olabilecek kişi ve zaten sonsuz bir sevgisi, şefkati var. Şimdi ama diyor ki yani biraz beni zorlayabilir. Ben diyor imparatorum, ben biraz işte şeyim dediğim dedik. Egolarım yüksek. Karşısındaki kişi de biraz böyle o egoları çok da fazla tatmin etmeyecek kişi olabilirsiniz artık. Belki geçmişte edebilirdiniz ama şu an yaşadıklarınızdan sonra belki etmeyebilirsiniz. Bundan dolayı da şey diyor yani biraz böyle çok yüksekten gitmeyeyim, az az adım atayım. Yani nedir? Evet, sana bir şey vereceğim. Sana hak ettiklerini vermek için adım atacağım. Ama biraz daha böyle yavaş gitmeliyiz. Yavaş adımlarla giderim. Ki zaten arkadaşlar kader çarkı çıktı. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi burada. Burada aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni bir döngü başlıyor. Yani bir devir bitiyor. Bu kişiyle bir devir kesinlikle bitecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceksiniz. Zaten onun da bilinçaltında bu var. Yani diyor ki zaten bu şekilde gitmez. Bir şekilde bitmesi gerekiyor. Yeni bir döngü, yeni bir dönüşüm başlamalı. Şans yüzünüze gülecek. Onun inancı içerisinde, bilinçaltında bu var. Ve gerçekten burada bir şekillerde yaptıklarının boş olduğunu o da görecek arkadaşlar. Ya kaçınılmaz diyor. Birlikte olmamız kaçınılmaz. Bilinçaltında bu var. O zaman niye böyle yapıyorsun? Bakalım ne söylemek ister aklınızdaki kişinin bilinçaltı size. Çok merak ediyorum. Bu kadar karışık bir kişi ne söylemek ister? Çok güzel. Tam bu kişiye uygun şeyler çıktı arkadaşlar. Harika. Yani söyledikleri harika değil de çok da farklı değil. Şu an bunu konuşmak istemiyorum diyor arkadaşlar. Hayatla ilgili sıkıntılarım var. Gördük biz bunu zaten. Ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendince bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Bunu söyledi, siz herhalde bir şey söylediniz. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Ha şunu bileydin canım be. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini seveceğimden emin değildim. Ki ne gördük? Böyle günübirlik ilişkiler yaşayan biriydi. Ama seni sevdiğimi çok iyi anladım dedi ve sonu iyi bağladı galiba arkadaşlar. Umarım hepinize katkı olur. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.